Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayete soru makasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlara 9. şeritte kalmıştık. 9. şeritinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi artık fonksiyonlarda mavi testlerdeyiz. Bakalım neler anlatıyor bize mavi testler. Demiş ki ilk soru aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Peki bakalım. Şimdi fx fonksiyonu x ekseninde 2 birim sola kaydırılması ile fx artı 2 fonksiyon grafiği elde edilir. 2 birim sola kaydırılır. Bu 2 birim sola kaydırılmış haliydi. Evet bu doğrudur arkadaşlar fx fonksiyonun y ekseninde 3 birim aşağı kaydırılmasıyla bu oluşur. Bak burada bir hata var. Çünkü fonksiyonun dışında yapılan işlem y ekseninde aynı yönlü etki ederdi. O zaman bu yanlış. Olması gereken ne? Onu da yazalım. fx eksi 3 olması gerekiyor. Doğrusu buydu. 3'te fx fonksiyonu x ekseninde bir birim sağa ötelediğinde ne oldu bir birim sağa? fx eksi 1 oldu. Doğru mu? Sonra y ekseninde 2 birim yukarı ötelediğinde de artı 2 olacak. O zaman baktığımızda aynı şeyi söylüyoruz. O zaman üçüncü öncülümüz doğrudur. Geldik 4'e fx artı 2 fonksiyonu x eksenine sağa doğru 2 birim kaydırılmasıyla şimdi o zaman sağa doğru 2 birim kaydırınca ne olacak? fx artı 4 olacak. Evet doğru. Bu da doğru. fx artı 3 fonksiyonu y eksenine aşağı doğru 4 birim kaydırıldığında o zaman 4 birim azaltacağım. O zaman fx eksi 1 olacak. O zaman bu da doğru. Galiba sadece ikinci öncülümüz yanlış. Geri kalanların hepsi doğru. Yani birinci sorumuzun cevabı denizliymiş arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Dik koordinat düzleminde fx eksi 2 eğrisinin grafiği verilmiş. Bana fx artı 4 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamını sormuş. Bakın bu fonksiyon aslında fx'in değil mi? 2 birim sağdaki hali. Bana ne soruyor? fx'in 4 birim soldaki hali. O zaman ben bu arkadaşı 6 birim sola ötelediğimde ekseni kestiği noktaları da 6 birim sola ötelemiş olacağım. Burası ne oldu? Eksi 3 değil eksi 9. Eksi 1 değil eksi 7. 4 değil eksi 2 5 değil eksi 1 olacak. O zaman bunların nesini istiyor benden? Toplamını istiyor. Oradan da kaç gelir arkadaşlar? Eksi 19 gelir. X eksenini kestiği noktaların apsileri toplam. Peki bakalım geldik. Üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü soruda bir tane parçalı fonksiyon vermiş. Bu parçalı fonksiyon grafiği aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Peki. Şimdi o zaman bizim parçalı kritik noktamız kaç? Sıfır. Fonksiyon tipi sıfırda değişiyor. Fonksiyona sen ne yapıyorsun? Negatif yerlerde. Y eşittir x doğrusu. Aslında burada bir tane y eşittir x doğrusu gibi bir şey bu aslında. Nerede? X sıfırdan küçükken bak bu doğru. Bu okey. Bu okey. Bu okey. Bu da okey. Tamam hiç eleyemedik. Bravo takdir ettim kendime. O zaman x'e sıfırdan büyük değerler verdiğimizde ne göreceğiz? Y eşittir 2x artı 1 doğrusunu göreceğiz. Bu ne demektir? Sağ yatık bir doğru demektir. Nereden geçtiğiyle şu an önemsemedim. Tamam mı? Sağ yatık bir doğru ama tek bir doğru. Bak burası iptal olmaz. Sağ yatık bir doğru aşıkkı olmaz. Bak ne yapmış? Sola yatık sola yatıp iptal. Bak ya Ceyhan ya ye... Edirne. Aradaki fark ne? Bu fonksiyonun ya da bu doğrunun nesi var? Sabit terim var. Yani x'e 0 verince y ekseni kaçta kesiyor? 1'de kesiyor. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Bunu iptal ettik. 0 verince 0 olmuyor değil mi? Bak 0 verdi ne geldi? 1 geldi. Doğru cevabımız ne gelir? Olabilir şeklinde Ceyhan gelir. Peki bakalım geldik dörde. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyon değişim hızı pozitifse. Şimdi baktığın zaman bu aslında bizim x'imizin katsayısıdır. Yani benim fx'im aslında atıyorum kx artı 2020'dir. Yani bana göre doğrusal fonksiyondur. E doğrusal fonksiyonsa değişim pozitif olması için doğrunun sağ yatık olması yani m kare eksi 2m eksi 8'in ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması gerekir. Buna göre m'in en geniş değer aralığı demiş. Peki hocam burası sıfır olabilir mi? Bence olamaz. Sıfır olursa 2020 olur. Y 2020 doğrusu da böyle bir şeydir. O zaman o değişim hızı pozitif olan bir şey değildir. O zaman bunu çarpanlarına ayırabildiğimi fark ettim. M 4 M artı 2 diye. Bundan sonra soru bence geldi. Kritik noktaları kaç? Eksi 2 ile 4 artı eksi artı pozitif olduğu taraf neresidir? Burasıdır. Benden istediği yer burasıydı. O zaman ne istiyor? Bak bunlar açık aralık olacak değil mi? O zaman benden şunu istemiyor. Bak şurası dolu, şurası dolu halini istemiyor. O zaman reel sayılardan neyi çıkartacağım? Eksi 2, 4 kapalı aralığını çıkartacağım. Yani doğru cevabımız ne gelecek? Allahü ümmet Bursa gelecek. Tamam. Geldik 5'e. Hocam f'in tersini bul demiş. Kinder sürpriz. Fonksiyon tersini almak ne demek? x eşittir bıdı bıdı bıdı. Ama bu bıdı bıdı da ne olmayacak? x olmayacak. y olacak ya da sayı olacak. E zaten dikkatli bakarsan bak ne yapmış? x yalnız bırakmış bu. Fx'lere y yazarsan ne elde ediyorsun güzel kardeşim? Bak x eşittir. 4y artı 3 bölü 2y eksi 1. X yalnız bırakmış. O zaman aslında f'in tersine x nedir? 4x artı 3 bölü 2x eksi 1'dir. O zaman f'in tersinde 3. O zaman buraya 3 yazalım. Buraya 3 yazalım. Buraya 3 yazalım. O zaman f'in tersinde 3 ne geldi? 4, 12, 15, 3 verdim. 5, f'in tersine 3, 3 oldu. O zaman burası 3 oldu. Bir de fonksiyona ne yazacağız? He. Tersi buysa düzüne gidelim. O zaman bunu düzüne normal tersini alıyorduk. Ne yapıyorduk? Şu arkadaşta şu arkadaşı değil mi? Yer değiştiriyorduk işaret değiştirerek. O zaman x artı 3 bölü 2x eksi 4 oluyordu. Neyi soruyordu? F 1'i soruyordu. Buraya 1 yazdık. Buraya da 1 yazdık. O zaman üst taraf 4 yaptı. Alt tarafta kaç yaptı? Eksi 2. Buradan da ne geldi? Eksi 2. Demek ki burası da eksi 2'ymiş. Toplarsak ne gelir arkadaşlar? Denizi gelir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Hadi bakalım geldik 6'ya. Şimdi 6. soru bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon yalnız biraz çirkin gibi gözükse de benim çok önem verdiğim bir şey var. Fonksiyon function yani bir işlevi var. Benim ona verdiğimi bir şey haline getiriyor. O şekilde düşünün. Bak sen adama bir şey veriyorsun. Adam sana bir şey veriyor. Arkadaş ne yapıyorsun sen? Adama sorarlar. Bak buradaki x artı 3'ü geliyor buna 2 Burası a ya. Geliyor buraya 2a diye yazıyor. Mesela ben buna b dedim mesela. Onu gidiyor buraya şuraya. Rengi de tutturamadık ki. Tutturacağız inşallah. Şöyle. He şöyle. Ne yapıyor? 3 katını alıyor. 3b de yazıyor. Bak şimdi bir daha bakalım. Fonksiyon içerisine ben a bölü b yazıyorum. Bu adam ne yapıyor? 3'ü tut. 2'yi de tut dışarıda. Bir de B bölü A yapıyor. He, A bölü B'ye isim verirsen yani aslında fx eşittir 3 bölü 2 çarpı 1 bölü x. Şöyle düzenlediğinizde aslında fx ne geldi? 3 bölü 2x geldi. Değil mi? Şimdi ne yapıyor? x yerine 1 bölü kök x yaz diyor. Yazalım abi. O zaman buradaki yere şöyle çekelim. f 1 bölü kök x o zaman 3 bölü 2 çarpı 1 bölü x yerine ne yazıyoruz? 1 bölü kök x mi yazıyoruz? Peki. Bu da takla atıp yukarı çıkarsa o zaman 3 kök x bölü 2 gelecektir. Doğru cevabımızı ne verecek? Cehan verecek diyebiliriz. Güzel bir soru. Tatlı bir soru. Benim de çok sevdiğim sorulardan. İçiyle dışı arası ilişki kurmayı öğreten bir soru. Yani senin onu görmeni istiyoruz bu soruyla beraber. Tamam. Hadi bakalım. Pampa. Devam. 7. Gerçel sayılarda tanımlı her x bu aralıktaki eleman için fonksiyon buymuş. Eğer senin fonksiyonun reel sayılardaysa bu arada da fx eşittir fx artı 6'dır. Aha bu ne demek abi bunu net bileceksin. Bileceksin 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 bunu sen bileceksin. Nereden bileceksin biliyor musun? Bunu sen trigonitten bileceksin. Bu ne biliyor musun? Periyodik fonksiyon. Bu fonksiyon kendini 6'da bir tekrar ediyor. Benim anladığım bu. Yani fx eşittir fx artı 6 diyor ya. Bu fonksiyon 6'da bir kendini tekrar ediyor. Mesela şimdi f 23 ya, f 23 6 çıkar bundan, sonuçta buraya mesela bur buraya 23 yaz, ya da mesela şöyle yapalım, burası 23 olması için buraya 17 yaz, bak f 23 17 eşit oldu. E, o zaman zorlayalım biraz daha, f 17 için 11 yaz, f 11'e de eşit oldu. Yani sen ne yapıyorsun, bunları bu şekilde periyodik olduğu için eşitliyorsun. O zaman 23'ten 18 çıkartırsan ne yapar? F 5 mi yapar? F 5'e de eşit bu. E olmadı. Niye? Çünkü sen o aralıkta daha değilsin. O zaman bir kaç daha çıkarıyoruz? 6 daha çıkarıyoruz. F-1. Heh şimdi oldu. Şimdi F-1'i bulabilirsin. O zaman F-1 nedir? Buraya eksi 1 yazıyorsun. Eksi 3, eksi 4 yaptı. O zaman ilk eksi 4'müş. Geldik şimdi F44'e. O zaman 6'a 6 çıkartırsan 42 çıkar F2'dir o. F2 bu bölgede değil mi? Evet. O zaman 2 veriyorsun oraya abi. 3 kere 2, 6, 5. f 2 de 5'miş. Bu da 5'miş. O zaman eksi 4 ile 5 eklersen Ne yapar? bir yapar diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Çok güzel. Periyodik bir fonksiyona örnek olabilecek bir soru. Periyodik fonksiyonlara dikkat edelim. Ben bunu periyodik fonksiyonu integralde dahi karşımıza getirebilirim. Ve integralde de bize bununla ilgili soru getirebilirler. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 8. sorumuza. Tanımlı olaraklarda fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu vermiş. F bileşke -g, g fonksiyonu en geniş tanım kümesi reel sayılar eksi a. Görüntü kümesi de reel sayılar eksi b. Hmm, çok güzel soru. Ben buna benzer bir soru da kampta yapmıştım. Gof'u işte neyse dur önce birincisini halledelim de sonra ikincisini bulalım. Çünkü abc'nin b, değil, toplamını istiyor. Şimdi bak ne yapıyoruz? G'yi f'e kakalıyoruz değil mi? Ben de bunu buna kakaladım. O zaman ne oldu? 1 bölü x artı 1 oldu mu? Bak 1 bölü x artı 1 oldu. Peki bunu payda eşitlerseniz ne olur? 1 artı x bölü x olur. Peki sen bu fonksiyon şimdi benim ne oldu benim bu fonksiyonum? G Fog x değil mi? Fog x bu. Şunu aradan kaynattım. Fog x bu. Şimdi sen x'e ne veremezsin? Sıfır veremezsin. O zaman a nedir? Kocaman bir sıfırdır. Tamam mı? Şimdi senin görüntü kümen reel sayılar eksi b'ymiş. Yani burası bir şey görmüyor. Onu soruyor sana. Bak onu da şöyle yapalım. Burası aslında 1 bölü x artı 1 eşittir. Mesela görmesin? B'yi görmesin değil mi? Biz de gidelim burayı b diyelim. O zaman 1'i bu tarafa atalım. Ne oldu? 1 bölü x eşittir. B eksi 1 oldu. Şu x'ini yer değiştirdim. Tamam mı? Şu x'ini yer değiştirdim. Ya da şöyle yapalım. Burası ne olmaz? Böyle yapalım. Bak burası ne olmaz? Orası 0 olmaz. Orası 1 bölü 2 olur. 1 bölü 5 olur. 1 bölü 700 olur. Ama burası 0 olmaz. O zaman burası da 0 olmaz. O zaman B kaç olmaz? 1 olmaz. Demek ki burası da neymiş? 1'miş. Bak çok dikkat edelim oraya. Şurayı bir daha siliyorum bir daha yapıyorum. Bak fog x fonksiyonu ne keşfettik biz? 1 artı x bölü x keşfettik. x'e 0 veremeyeceğimizi söyledik. Şimdi mesela bu aynı zamanda ne olamıyormuş? B olamıyormuş. Gittim buraya B yazdım. Yani aslında 1 bölü x artı 1 eşittir B oldu. Ne oldu? 1 bölü x eşittir. B eksi 1 oldu. Şimdi sen burayı ne yapamıyorsun? 0 yapamıyorsun. O zaman burası 0 olmaması için B'nin 1 olması lazım. Anlaştık Bak aynısını devam ettirelim. Gofix yani ben f'i g'ye kakalayacağım. Bunu buraya yazdım. Ne oldu benim fonksiyonum? 1 bölü x artı 1 mi oldu? Bu hangisi? Gofix değil mi? F'i g'ye kakaladım. Bu gofix. Peki bu gofix'te x'e ne veremezsin? Eksi 1 veremezsin. Bak burası bu. Peki bu ne olamaz? Atıyorum d olamaz. Şimdi bu d olamaz ya. Mesela şöyle yapalım. Bunu ters çevirelim. x artı 1. 1 bölü d. X o zaman ya da şöyle yapalım. Burası ne olamıyor? O zaman X'e ne veremiyorum? Eksi 1 veremiyorum. Burası sıfır olamıyor değil mi? O zaman D de sıfır olamaz. Yine aynı mantıklı ilerleyelim. D ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman ne oldu? A'sı sıfır oldu. B'si 1 e, oldu. C'si eksi 1 oldu. D'si ne oldu? Sıfır oldu. Toplamlarına geldi? Sıfır geldi diyebiliriz. Çok güzel soru. Bilginiz olsun. Çok da benzerini ben ne yaptım? Kampımızda yapmıştım. Reklamda yapalım ya o kadar olacak. Şimdi fx fonksiyonu buymuş. Eksi 1 2 kapalarındaki değişim hızını sormuş. Değişim hızı neydi? fb eksi fa bölü b eksi ait. O zaman fb a benim fonksiyonum da belli. Alt sınır üst sınır da belli. O zaman fonksiyonu bir ne yazıyoruz şuraya? 2 yazıyoruz. Bir ne yazıyoruz buraya? Eksi 1 yazıyoruz. Buraya 2 yazıyoruz. Eksi eksi 1 yazıyoruz. O zaman alt taraf 3 geldi. F2 ne? 2 verdim. 4 eksi 5'ten eksi 1. Eksi. Eksi 1 verdim. Ne oldu? 1 5 çıkardım 4. Peki 4 1 çıkardım 3. 3 bölü 3'ten de cevabı ne gelir? 1 gelir diyebiliriz. Yani 9. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Peki bakalım 10. Yukarıda verilen gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlarda hangisi ya da hangileri fx artı y eşittir fx çarpı f'ye şartını sağlar. Bak süper. Bak ben sana ne dedim? Bak bununla ilgili soru sorarlar dedim. Sordular işte. Tamam mı? Nereye kaçacağız acaba? Özel fonksiyonlar. Şu dört tanesini kesin bilmemiz lazım. Yani çarptığınız zaman topladığınız bakın şunu net söyleyeyim size. Çarptığınız zaman topladığınız ya da topladığınız zaman çarptığınız olan bunlar 12. sınıftalar. Ya logaritma ya üstel. Bir tanesi logaritma bir tanesi üstel. Topladığında çarptığın logaritma. Çarptığında topladığın. Evet mantıklı. 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarparsan ne olur? 2 üzeri x artı y olur. Çarptığın zaman topluyorsun. Yani senin bu fonksiyonu o zaman ne geliyor? Üstel geliyor a üzeri x. Topladığın zaman iki tane, o zaman çarptığında logaritma olacak. Diğerleri de bir orijinden geçen, biri de şey e, kuvvet fonksiyonu. Geri dönüp bak. Tamam. O zaman bana ne lazım? Bu şartı yerine getirecek. Bak gerçekten mesela burası 2 üzeri x olsun, burası 2 üzeri y olsun. Şimdi fonksiyon adam ne yapıyormuş? E, i̇çeriye yazdığını a'nın üstüne yazıyorsun değil mi? O zaman ben sen ne yapacaksın? Bunu a'nın üzerine yazacaksın. Bu gelecek. E gerçekten bununla bunu çarp A, A derken aslında bir fonksiyon 2 diye kabul ettik ya. Öyle yapalım. O zaman bunları çarpı buna eşit oldu. O zaman benim dediğim tuttu. O zaman fx eşittir 2 üzeri x. Mesela bu olur mu? Şimdi denemek lazım. Bununla bunu çarptığım zaman. Şimdi yani burada bir teferruat var. Mesela bu olmaz. Bak bu olur. Tamam bu kuvvet fonksiyonu olur. Bak bu olmaz. Bak şu bir de şüphelendim bak. Bir 3 var mı? Var. Peki yalnız 3 var mı? Var. Bak şimdi şunları eleyelim. Çünkü orada 3 üzeri x artı 2 var ya beni bir gıcık etti. Şimdi f ne kabul etmiş? 3 üzeri x artı 2 mi kabul etmiş? Peki o zaman f ne oluyor güzel kardeşim? 3 üzeri y artı 2. Şimdi sen bu kızanla bu kızanı çarpınca çirkin çirkin ördek yavruları elde edersin. Peki sana fx artı y dediğinde sen buraya x artı y yazacaksın. O zaman 3 üzeri x artı y artı 2 y oldu. Bak nakalt olursun. Bu değil üstel fonksiyon gibi değil mi? Ama değil işte. Aslında bu üstel fonksiyon da, anladın mı? Yani bu oradaki artı iki fazlalık beni biraz rahatsız etti. O yüzden atlamadım. Doğru cevabı Ceyhan diyorum. 10. sorumuzun da çözümü bu şekildeydi. Anlaştık. 10 Ceyhan'mış gerçekten. Aşağıdan da kopya çektim bu arada. Geldik 11. sorumuza ve 9. testimizde son sorusuna. Şimdi bu arkadaş Gx, bu arkadaş da mavi olan da Fx. Peki bakalım. O zaman G2'yi bul diyor. Atıyorum mesela G2 ne? Bilmiyorum. A. Asa bu doğrusallıktan bulurum ben onu da. Neyse. A. Peki F'in tersinde. Bak şimdi bu sefer F'in tersinde de bu sefer böyle gideceksin. F hangisi mavi olan? Görüntüsü A olan ne? 2. He, o zaman ilki 2. 2 geldi anacığım. Bak F'in tersinde 3. F'in tersinde 3. Yani görüntüsü 3 olan. Şöyle bir şey. Gittin. Peki sana ne soruyor? Aynı yere geliyorlar mı ki? 2 verdiğinde nereye geliyor bu bakalım be? E bu şunlar eşit. E, bu orta taban. E, burası 3 geliyor. şapşik. aç kendini. O zaman görüntüsü 3 nerede? F'in tersinde 3 olduğu zaman bu kaça gidiyormuş? 2'ye. O zaman G2 nedir? Aynı şekilde Torris'tan geri dönüyoruz. Bu da 3'tür. O zaman 2 3 kaç yapar? 5 yapar. Bu da 9. testimizin son sorusunun çözümüdür. Anlaştık. Ve böylece fonksiyonlarda 9. testi de tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.